Gülfem Hanım. Hı. Cihan Bey sakinleşti. Kitabını okuyor. İyi. Ben de atölyeye geçiyorum. Görü'yü görmek isterse mutlaka bir mazeret bul. Sakın gönderme. O terbiyesiz kız sizinle böyle konuştuğu için. Git paltomu getir. Çıkıyorum dedim ben sana. Yani nasıl bir üslupsa... Bu köşkte şimdiye kadar böyle terbiyesizlik, böyle küstahlık görmedim. Fotoğraf fotoğraf diye neyin hesabını soruyorsa sizden... ben onun cezasını vereceğim. Ha sen vereceksin cezasını, öyle mi? Bir işe yarıyormuşsun gibi bık 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 konuşup duruyorsun. Sen kimsin ki benim sorunlarımı çözeceksin? Konuşmaktan başka bir işe yarıyor musun sen? Ah, al bak, telefonum çalıyor. Bir işe yaramak istiyorsan git telefonumu getir. Ver. Ay, bir sen eksiktin Duygu, bir sen eksiktin. Ay, benim bu Duygu'dan da, bebeğinden de kurtulmam lazım. Kurtulmam lazım. Benim bu Duygu'dan da, bebeğinden de kurtulmam lazım. Kurtulmam lazım. Duygu Hanım? Hemen Gülfem'e geldiğimi söyle. Ya da dur. En iyisi ben yukarı çıkayım. Hem onu hem de çocuğun babasını görün. Gülfem Hanım yok. Atölyede. O zaman onu Cihan'ın yanında beklerim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çek ellerini. Affedersiniz. Yanlış anladınız Duygu Hanım. Cihan Bey yukarıda, doktoruyla birlikte. Yarım saate kadar işi biter. Gülfem Hanım da dönmüş olur. Siz salona geçin, istediğiniz kadar bekleyebilirsiniz. Buyurun. Gebelik nasıl gidiyor? İyi. Bulantılar başladı mı? Başladı. Sabahları zorluyor bayağı. Zor tabii. Zor. Ben size bir rezene çayı yapayım. Yok yok. Kokusu fena geliyor onun ya. İstemiyorum. Bizimkiler çok kokmaz. Poşet değil, hakikisinden. Hemen getiriyorum. Emir Erim bu kafaya geldiyse... sen de adam oluyorsun demek Gülfem. Dal kavukluğundan. Bıktım. Bir işe yarıyormuşsun gibi bık 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 konuşup duruyorsun. Sen kimsin ki benim sorunlarımı çözeceksin? Konuşmaktan başka bir işe yarıyor musun sen? Benim bu Duygu'dan da, bebeğinden de kurtulmam lazım. Ne oldu Duygu Hanım? Doktorun saati doldu herhalde, yukarı çıkıyor. Bakın yanlış yaparsınız. Hazır Gülfem Hanım yumuşamaya başlamışken... buyurun. Cihan Bey'le gerginlik yaşamayın. Eli kulağında. Siz çayınızı içene kadar Gülfem Hanım gelir. Buyurun. Gülfem bana yumuşuyor demek. Telefonlarımı açmıyor ama bana yumuşuyor. Atölyedeki iş yoğunluğundandır. Eninde sonunda böyle olacağını biliyordum ben. Aramızda ne geçerse geçsin, ben bir sipahiye can veriyorum. Gülfem hala olacak. Yumuşamak zorundaydı zaten.
Bize çok çektirmediğine sevindim. Kötü kokmuyor. Papatya çayıyla bal da koydum. Çok şekerli ama içim kalktı. Baldandır. Duygu Hanım. Sıkıldım. Cihan'ı görmek istiyorum. Karnım. İyi misiniz? Karnım. Lavaboya geçin isterseniz. Yok, çok fena bir ağrı. Hastaneye gidiyorum. Sen bu evi iyice kapı bellemişsin ama böyle zırt pırt olmaz çocuğum. Ah. Bismillah. Teyzeciğim, Yudur'u rica etti. İçeride kızlar uyuyor diye. Ben de hani burada bekliyorum. İçeri bile girmedim yani. Tamam abici, tamam. Anladık. Hadi yorma insanı. Bekleme yapma, devam et. Hadi. Anasının oğlu ya. Ne oldu be, iyi misin? Çekil elimden. Kızım kanıyorsun lan. Olamaz. Hayır. Olamaz. Olamaz, hayır. Hayır. Dur, tamam. Gel. Dur, araba kullanamazsın böyle. Gel buraya, gel buraya. Ya gel, yürü. Ayağına. Anahtar ne? Anahtar. Ver. Anam babam falan yok mu senin ya? Çağıralım gelsin, başına beklesinler. Çağır. Babamı çağır. Kızınız düşük yaptı de. Gelin elinden tutun. Senin ne işin var burada? Gülfem Hanım, şimdi şöyle, bu sizin arkadaşınız değil mi? Arkadaşı falan değilim ben onun. Yalancı. Yalancı, sen yaptın. Sen düşürdün bebeğimi, sen. Ne saçmalıyorsun sen? Kendine gel. Tuzak kurdunuz bana. O canavar hizmetçinde sen bana tuzak kurdunuz. Her şey o çayı içtikten sonra oldu. Bana bak. Bana bak. Kendine gel diyorum sana. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ben kardeşimin bebeğini nasıl öldürürüm? Oha. Öldürdünüz. Siz yaptınız. Siz öldürdünüz bebeğimi. Siz yaptınız. Sakin ol Duygu, tamam. Duygu. Duygu. Şş, sakin ol. Sakin ol. Ananı kız gidiyor lan. Sinir krizi geçirdi, bayıldı. Derhal güçlü bir sakinleştirici yapılsın. Bütün gece uyusun. Bir kendine gelsin. Bu ne ya? Bakın, özel bir aile dostumun kızıdır. Biraz psikolojik sorunları var. Neden burada olduğu da ortada. Kayıtlarında özel gizlilik istiyorum. Duyulmasın. Tabii Gülfem Hanım. Bir kan testi istedi kendisi. Kanında düşüğe sebep olacak bir madde olduğuna inanıyor. Test yapıldı mı? Yapıldı efendim. Sonuçları yarın sabah çıkar. Yalnız sakinleştirici için doktorundan izin... Düşük yaptı ve sinir krizi geçirdi. Sakinleştiriciden daha iyi bir fikrin var mı?
Tabii efendim. Test sonuçları yarın sabah bana derhal bildirirsin.